Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar havayı güneşli buldum. Hemen sobamın üstüne şöyle göstereyim arkadaşlar. Sütümü pişirdim, oraya 5 kilosunu böldüm. Buraya şöylece arkadaşlar yemeğe yine şöyle kendime peynir yapıyorum arkadaşlar şöyle. Şu şekil gördüğümüz gibi. Şimdi bunu alacağım Ali. Bu oldu gari. Şöyle arkadaşlar şu şekil. Çok aleyemi yaptım. Bu şurada dursun. Arkadaşlar peynir basacağım diye sürekli su dalıyor bu. Yok bunu yemeye şimdi. Yemeye mi? Yemeye. Yemeye aldım. İyi. Şeyi almadım. Buraya da böldüm. Şimdi göstereceğim süt çorbası arkadaşlar. Süt çorbası mı? Süt çorbası mı? Süt çorbası hani. Elin ayağını yapma dikkat. Dışarıdan dedim içelim. Şurayı şöyle. Hava iyiyken arkadaşlar şu yakma. Sabah içeride ettim bunu aldım. Dışarı iyiyken dışarı hemen. Ya bismillah. Tamamdır. Şu süt çorbamı şuraya şöylece. Şöyle göstereceğim hemen abi. Bir kaşık şuradan hemen bir kaşık şalap atalım. Arkadaşlar şöylece süt kaynayan sütün içine şöyle erişteyi attım. Erişteli süt çorbası yapıyorum arkadaşlar. Çorba. Yumuşak yumuşak içelim Ali'ciğim bunu. İyi ellerine sağ ol. Bu kaynaya görsün. Bu bitsin arkadaşlar. Buraya da şöyle göstereyim hemen. Buraya da patlıcanlarımı soydum. Canlarım derim. Suyun içine atıverdim. Buraya da yanına da şöyle bir baldıcan aşı pişirelim de yanına böyle dedim yiyelim. Sarımsağını, soğanını. Oh ne güzel et gibi ya. Arkadaşlar şu patlıcana gerçekten bu yıl bayıldım. O kadar mı güzel tohumunu koydum arkadaşlar. İnşallah nasip olursa bakacağım. Bu patlıcan arkadaşlar öbür patlıcanlar gibi ne ideal. Bunun çekirdeği olmuyor. Öbürünün çekirdekler oluyor da öteki siyahın bu fazla böyle çekirdekletmeden böyle toplarsak çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir apaz arkadaşlar fazla da olmasa bir apaz şöyle kuruttum. Geçen iki poşet dese de bir dolaba atıverdim. Dolaba güzelce attım. Dolaba koydum. Canlarım benim. Patlattım sade. Fazla olmadığına dediğim gibi aslında bunun arkadaşlar şöyle toplayıp turşusu da çok güzel oluyor ama lakin bir fazla olmadı. Tolu döndü. İnşallah çiçeklerine en döktü. Bilmiyorum. Yeniden tekrar hava iyi yolu da eğer dökar mı bilmiyorum. Uçlarında şöyle şöyle var. Onlar büyürse arkadaşlar turşusuna o kadar güzel turşusu mu olur diyeyim ya. O kadar çok güzel turşu oluyor canlarım benim. Şöyle biberin içine şöylece doğrayacağım. İçine de sarımsakları da doğradım attım canlarım benim. Şimdi şöyle domateslerimi de şöyle alayım. Domatesleri de atıvereyim içine. Baldıcanla şöyle bir dursun. Şurada bir tane de bir ufak domates daha var biliyorum ama. Bilmiyorum domatesler. Bilmiyorum ben göremedim arkadaşlar bu arada. Bu süt çorbası. Şurada şöyle kaynaya kursun arkadaşlar. Tencereyi de içeri koyduydum. Kokotunu telledim de içeri koydum. Bu süt çorbası buradan şöyle ağır ağır kaynayıversin canlarım ben. Ağzını örtüyüm. Şöyle ağzına bunu bir kapak bulurum. Şimdi şunu da ayağımın altından alayım. Ne yapacaktım? Ya. Arkadaşlar. Şöyle biraz tereyağını, biraz sıvı yağını arkadaşlar şöyle biraz tereyağı, biraz yeterli canlarım ben. Biraz da şöyle tereyağını koyacağım. Ya bismillahirrahmanirrahim. Buraya arkadaşlar dediğim gibi parça olup da bölününce ne yapacağım, ne diyeceğim? Muzunu. Tuzu da oradan alırım. Şöyle bunları yapayım. Ya bismillah diyelim. Domateslerimi de domatesin kabuğunu bir daha karışım etmeyeyim. Şuna soyayım değil mi arkadaşlar? İyi fikir. Odunlar gene ıslanmış arkadaşlar. Sobadan aman içeri gerçekten arkadaşlar tüpten sobada lezzetli oluyor. Tatlı olduğu için onun için seviyorum. Şöyle domatesimin kabuklarını da şöylece soyayım. Ya bismillahirrahmanirrahim.
Şöylece kabuklarını domatese arkadaşlar iyi bereketlice ne yiyiverdik bakalım. Dediğim gibi tonu dövmeseydi bir 15 gün daha yerdik ama yine de bereketini Allah Rabbim içinde bilmiyorum verir gibime geliyor. Uçuruk değil arkadaşlar böyle. Kabuğuyla da ben sevmiyorum arkadaşlar. Aslında şuralarını atıyoruz da şuralarını ben duyduğuma göre arkadaşlar şuraları faydalı olduğunu biliyorum ama bilmiyorum. Sizler ne diyiniz ne demeyiniz. Baldıcana arkadaşlar sarımsak gerçekten güzel yakışıyor. Kabuklarını şöyle soyabildiğim soyuyorum şöyle soyamadığım yine içinde hiç kalmıyor değil arkadaşlar kalıyor arada. Böyle kabukları kalıyor. Hiç kalmasa iyi ama sen ne yapıyorsun herif? Çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen de mi çalışayım? Ben de çalışayım. Ben de kolay gelsin. Karnımız aha yemek yapayım. Yani ben de boş durmuyorum canım. Sen yemekten başka bir şey düşünmez misin Hatice Hanım? Yemekten başka işte bulaşığı, yelaşığı, ev bak mecbur düşüneceğim. Himade düşünmesek ne yiyeceğim? Mecbur acık yok Ali. O ne değil demek mi? Yani? Hatice Hanım iyi yemekten başka birazdan diyecek ki Hatice Hanım acıktı karnım yemek var mı diyecek. Öyle mi diyecek? He. Kim yani, diyor onu? Birisi değil işte. Sen de acıkıyorsun. Ben şimdiden acıktım. İşte. Ben acıkıyorum ben acıkmıyorum deyin yalan konuşmayın. Bir de Duman'a soralım. Benim karnım durmuyor yani. Duman. Sarımsaklar da şu. Oğlum yemek var. İstemiyor musun? Aha bayaktan beri şu domates arıyordum. Sarımsaklar da neyse. Bütün kaçarsa kaçar. Ne öyle. Devam hadi. Kaçmış. Domates de kaçmış anam. Bunun tadını sarımsak veriyor. Baltıcana sarımsak güzel oluyor. Odun ıslanmış. Gene de ağırlaştı biliyor musun? Ağır yanıyor değil mi? Çorba da kaynasın. Gene şöyle şurada mı yiyecek? Arkadaşlar patlıcan görmüş olduğunuz gibi pişti. Gerçekten de çok güzel oldu. Gelin beraber yiyek canlarım benim. Bugün patlıcan menümüz var yemekte. Bir de burada böyle arkadaşlar süt çorbam var. Şöyle göstereyim erişteyle. Şöyle erişte atıverdim içine. Süt çorbası arkadaşlar canlarım benim. Arkadaşlar patlıcanım pişti. Gerçekten çok güzel oldu. Yedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın diyorum. Benimle kalın diyorum. Sizleri çok çok seviyorum ve öpüyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Hoşça kalın canlarım benim.